Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amin. Çok değerli, faziletli kardeşlerim. Risale-i Nur Külliyatı'nın temel eserlerinden olan mektubatı beraberce takip ediyoruz. 19. mektubun 4. nükteli işaretine geldik. Kısmen eski dersleri de hülasa etmeye çalışıyordum. Bugün bir zaman kaybına girmeden 4. nükteli işaretten başlayarak bu 6 esası sizlere aktarmaya çalışacağım. Herhalde bugün bunları tamamlayamayız. Birinci esasla ikinci esası bitirebilirsek fe ni'me ve bihe, ne güzel. Dördüncü nükteli işaret, nübüvveti anlamada, peygamberleri değerlendirmede temel ölçüler vaz ediyor. Bu çok önemli bir mevzu. Her ilmin kendine göre bir usulü vardır. Mesela hadis usulü, gelecek hafta inşallah ondan bahsedeceğiz. Tefsir usulü, mesela anayasa bir usuldür, esasları beyan eder. Sonra arkasından kanunlar çıkar, tüzükler çıkar, yönetmelikler çıkar. Tüzükler, yönetmelikler kanuna uygun mu? Kanunlar da anayasaya uygun mu diye de kontrol edilir. İşte ilimlerin böyle usulleri olduğu gibi peygamberleri anlamada da temel ölçüler vardır. Değerlendirmede de temel ölçüler vardır. Eğer bu temel ölçülere göre hareket etmezseniz peygamberler hakkında ya suizan yaparsınız ya da peygambere yaraşmayacak, yakışmayacak çok kötü değerlendirmeler yaparak günaha girme, hatta dalalete düşme, hatta küfre gitme ihtimali de olabilir. Mesela Yakup Aleyhisselam, işte 11 tane kötü düşünen, Hazreti Yusuf'un, Bünyamin'i istisna edecek olursak 10 tane kardeşi, nasıl yapalım da bunu yok edelim diye düşünüyorlardı. Babalarına geldiler, sen bizimle beraber Yusuf'u kıra gönder de oynasın, yesin, içsin, bizimle beraber orada biraz neşelensin dediler. Hazreti Yakup da korkarım ki kurda yedirirsiniz dedi. Etraftaki suikastçıların yanında konuştu, onlara ipucu verdi. Onların öyle kurda yedirme planları yoktu aslında. Ama babaları öyle deyince, ha tamam böyle dersek babamız da kanmış olacak diye düşündüler. Bu bir vak'a, Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Bunu şöyle de değerlendirebilirsiniz ama başka bir isabetli yönüyle de değerlendirebilirsiniz. Mesela insanı dalalete atacak bir değerlendirme, işte haşa ve kella Hazreti Yakup saflık etti. Kardeşlerinin, suikastçıların yanında konuştu ve onlara ne yapacaklarına dair ip ucu verdi diyerek böyle haşa Hazreti Yusuf'u töhmet altında bırakacak, saf olarak da lanse edecek bir anlayış. Böyle bir anlayış peygamberliğin temel ölçülerine terstir. Neden? Çünkü peygamberlerin fetane sıfatı vardır. Böyle bir anlayış haşa Hazreti Yakup'a saflık iddiamı fetane sıfatına ters olur. Şöyle de değerlendirebiliriz. Onların öyle diyeceklerini bildiği için ilhamla, vahiyle veya intak bilhak olarak Hazreti Yakup Aleyhisselam öyle de dedi diyebiliriz. Değerlendirme bu. Evet, günümüzde peygamberleri değerlendirmede genel ölçüler tam bilinemediği için ve maalesef bazı ilahiyat hocaları da başlarında ünvanı olan akademisyenler de ileride gelecek bu 6 esas içerisinde bunları göreceğiz. Öyle şeyler söylüyorlar ki canım
Peygamberi de çok da büyütmemek lazım. Onun bizden farkı sadece vahiy gelmesidir. O da biz gibi yer, içer, yatar, uyur. Hatta bir defa sabah namazına da kalkamamıştı. Canım ona da haşa, gaflet arız olabilir gibi. Bunlar peygamberi peygamber yapan temel ölçüleri bilmemekten kaynaklanıyor. Onun için bu altı esasta tekrar ediyorum. Altı esasın önemine vurgu yapmak için bunları kısaca aktardım. Evet, peygamberi peygamber yapan sıfatlar vardır. Tebliğ en ana sıfatı. Ama tebliğin yerine ulaşabilmesi için de dört tane daha ikinci derecede sıfat, sıdık gibi, ismet gibi, fetanet gibi, emanet gibi peygamberin cevherleri bunlar. Bu cevherlerden peygamberler meydana gelmiş. Bu usullere, bu ölçülere darp ederek peygamberlerin genel hayatını değerlendirmek lazım. Evet, tekrar ediyorum. Üstad Hazretleri işte bu dördüncü nükteli işarette geçen altı esasta çok özetle yalnız. Üstad olduğu için çok cami meseleleri, muhtelif mevzuları böyle çok küçük, basit gibi görülen cümlelerle de özetleyebiliyor. İşte bu altıncı esasın üstünde birazcık zorlansak da inşallah ciddiyetle duracak ve temel ölçülerimizi anlayacağız. Altı esas var dedim. Birinci esasta kısaca nebilerin her hali harikulade olması gerekmez hususuna dikkat çekiyor. Üstünde az sonra duracağız. İkinci esasta ise ki çok daha önemli, nebi dendiği zaman vahiy ile müeyyettir. O zaman vahiy nedir? Kur'an-ı Kerim'de vahiy kelimesi kaç manalarda geçer? Ayrıca vahiy dendiği zaman akla ilham gelir. Vahiy ile ilhamın farkları nelerdir? İşte ikinci esasta da nebi dendiği zaman akla gelen vahiy üstünde duruyor. Bugün inşallah bunun da üstünde beraberce duracağız. Üçüncü esasında ise peygamberlerin sözleri, özellikle Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Kur'an'ın dışında bize nakledilen sözlerindeki hassasiyete, rivayete, rivayet gücüne, ki buna hadis usulü de denir. Mütevatir hadis ne demek, hadis ne demek, meşhur ne demek, hasen ne demek, sayı hadis ne demek, ehad hadis ne demek, mevzu hadis ne demek? Hadis usulü olarak bunlar çok önemli. Şu cümleyi lütfen ezberleyiniz. Usul olmadan füru olmaz demişler. Onun için hadisin usulü, rivayetin usulü. Çünkü üstad arkada 300 tane vak'a zikredecek. Bu vak'alarda şu kitaplarda var diyecek. Şu raviler bunu anlatmış diyecek. Birisi kalkar da derse ki bunu diyenler var canım. Biz şimdiki asırdaki insanların bile konuşmalarını tam zaptı rapt altına alamıyoruz. 13-14 asır önce konuşulan bu şeyler böyle motobot muhafazası mümkün değil. Bunlarda vardır bir hile, vardır bir uydurma gibi Buhari'ye dil uzatan, Müslim-i Şerif'e dil uzatan, hadis ricalini tanü teşnide bulunan kimseler, özellikle bu üçüncü esas onlara karşı çok önemli bir yer. İnşallah onu da gelecek hafta bir sohbeti bu hususa ayırmak istiyorum. Dördüncü esasta ise Efendimiz Aleyhisselam'ın istikbalde verdiği gaybi haberler. Bunlar sıradan gibi görünse de Efendimiz kendi döneminde veya daha sonraki asırlarda sıradan görünse de bu vakalar ileride, daha da ileride, çok daha ileride olabilecek büyük ve külli hadiselerin ip uçları olarak bunları anlatmıştır diyor. Dördüncü esasta bu noktasıyla anlatılacak bir hayli mevzu var. Yeri gelince inşallah duracağız. Beşinci esasında ise peygamberler gaybı bilir mi? Halk arasında meşhur bir söz, gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Doğru, bu ayettir zaten. O zaman peygamberler de bilmez demek istiyorlar. Halbuki Allah bildirirse gaybı peygamberler de bilir. Bunun üstünde duracağız. Ve bu dördüncü nükteli işaretin altıncı esasında çok daha önemli bir mevzu var.
Peygamberleri büyütmemek lazım. Efendimiz de çarşıda alışveriş yapmış, yemiş, içmiş, yatmış, evlenmiş, bağışlayın cünüp olmuş. Yani çok büyütmemek lazım. Bizim gibi sıradan mı? Yani böyle mi anlayacağız? Peygamberleri şeytan hayalinizde bu hadiselere bakarak küçültmek isterse siz işte şöyle düşünün deyip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sair peygamberlerle beraber mualla noktaya koyabilecek altıncı esasında da bu incelikler var. Birkaç hafta burası devam edecek ama daha sonra okuyacaklarımızın yerine oturabilmesi, meselenin tam menatını bulabilmesi için herhalde bu ölçüler çok çok önemli. Hem de peygamberlerle alakalı onlara bakış açımız, değerlendirmemiz çok farklı olacak. Saygımız artacak, terbiyemiz daha gelişecek ve inşallah kendimizi onlara, onları kendimize yakın hissederek peygamberi bir yola sülük edeceğiz ve inşallah ahirette şefaatlerine de mazhar oluruz diye düşünüyorum. Bu dördüncü nükteli işareti kısaca tanıttıktan sonra şimdi bir ön söz var, sonra birinci esas, onları okuyarak beraberce takip edebiliriz. Tabii ki bunları anlatırken de geniş geniş anlatma şansım olmasa da Risale kaynaklarını veriyorum. Sizler kendiniz de onları ayrıca okumalısınız. Dördüncü nükteli işaret, Resul-i Ekrem'in aleyhisselam Allâmül Guyûb'un talimiyle haber verdiği umuru gaybiye. Bunlar beşinci ve altıncı nükteli işaretlerde iki bölüm halinde misalleriyle beraber gelecek. Peygamberler gaybı bilmez. Ancak Allah bildirirse bilir. Onlar benim için gayb olur. Çünkü Allah bana bildirmemiş ama peygamberler için artık gayb olmaktan çıkmıştır. O Allah bildiriyor ya. Gayb yanımızda olmayan veya bizim göremediğimiz, müşahede edemediğimiz, bizim için işte şu anda algılamalarımızın içinde bulunmayan, gözümüzle göremediğimiz manalarına geliyor. Usulcüler gaybı iki kısımda ele almışlar. Bir gaybı mutlak vardır. Bu Hazreti Allah'tır. Allah gaybı mutlaktır. Yani mevcudu meçhuldür Allah. Bir de gaybı mukayyet vardır. Sınırlı bir kayıp bu. Mesela ben diyorum ki ey arkadaşlar ben çantamı kaybettim. Gören var mı? Kaybettim. Gayıp. Benim çantam ben göremiyorum. Ama bir yerde var o. Şehadette var. O gaybı mutlak değil. Gaybı mukayyet. Şartlara bağlı bir yerde var o. Başkaları görebilir. Az sonra ben de bulabilirim. Onun için gaybı mutlak. Melekler bizim için gaybı mutlaktır. Cennet, cehennem şimdilik gaybı mutlaktır. Kaderin kalemi, kaderi tablolar, levh-i mahfuz bunlar bizim için gayb-ı mutlaktır ve biz bunlara gayb olduğu halde iman ediyoruz ki faziletli iman da budur. Bakara suresinde zaten müminler anlatılırken de اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ onlar ki gayba iman ediyorlar. Gayb olduğu halde iman ediyorlar. Gayba imanın fazileti. Bu mevzuda şu ayetin ezberden bilinmesini tavsiye ederim. Cin suresi 26 ve 27. ayetler. Alimul gaybi fela yuzhiru ala gaybihi ehade illa men irtada min rasul fe innehu yesluk min beyni yedeyhi ve min halfihi rasade ayeti kerimesi. Gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Ancak peygamberlerden istediğine, razı olduğunu Allah gaybı bildirir. Demek ki üstadın cümlesini tekrar okuyalım. Bu Cin suresinin 26 ve 27. ayetlerinin meali gibidir bu cümle. Allâmul guyûbun talimiyle haber verdiği umuru gaybiye. Allah gaybı bilen Allah, Allah bildirirse peygamberler de bilir. Onlar için o gayb olmaktan çıkar. Bize göre gayb. Bunlar hat ve hesaba gelmez.
İcaz-ı Kur'an'a dair olan 25. sözde envana işaret ve bir derece izah ve ispat ettiğimizden oraya bakarsanız birinci şulenin bildiğiniz gibi 25. söz 3 şuleden mürettep. Birinci şulenin de 3 şuağı var ana bölümü. İşte onun 3. şuağı tamamen bu gaybi haberlerle alakalıdır. Kur'an'daki ayetlere dayalı. Üstad orada o gaybi haberleri 3'e taksim etmiş. Bir maziye ait gaybi haberler. Efendimiz Aleyhisselam'dan önceki Hazreti İsa Aleyhisselam, Hazreti Adem'e kadar, ondan ruhlar aleminden kainatın ilk yaratılışına kadar geçmişe müteallik gaybi haberler. Kur'an-ı Kerim'de bu oldukça fazla. Bütün peygamberlerin hayatını, Karun kıssasını, firavunların hayatını, Nemrutları, tarihi vakaları hepsini bu mevzu içerisinde mütalaa edebiliriz. Bu aynı zamanda Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber olduğuna delalet eder. Yerinde biraz daha genişçe duracağız. İkincisi istikbale müteallik gaybi haberler. Efendimiz Aleyhisselam hemen yarından kendi hayatına göre yarından başlayarak ta kıyamet kopacağına kadar ümmetinin başına gelecek hatta kıyametten sonra kabirde, haşirde, sıratta, cennette, cehennemde insanlığın başına neler gelecek bir filmde seyrediyor gibi seyretmiş ve anlatmış ve Kur'an-ı Kerim'de buna dair ayetler de vardır. Ve üçüncü olarak da kevni kainatın en bilinmeyen alemleri, melekut alemleri ve kevni alemlerde tecelli eden esma-i ilahiye yönüyle üçüncü bir gaybi haberden bahsediyor. Verdiğim kaynakta birinci şulenin üçüncü şuağı, üçüncü şuağı ihbarat-ı gaybiyesi, o da kendi içinde üç bölümdür diye hafızanızda kalabilir. Evet, orada geçmiş zamana dair ve enbiyayı sabıkaya dair geçmiş peygamberler, az önce söyledim, hakaik-i ilahiyeye ve hakaik-i kevniyeye, hakaik-i uhreviyeye dair, az önce bunlar geçti, ihbarat-ı gaybiyelerini 25. sözü havale edip şimdilik bahsetmeyeceğiz. Oraya bakarsınız. Kısmen 5. ve 6. nükteli işaretlerde istikbale ait gaybi ihbarlardan bazı misaller gelecek. Yerinde inşallah göreceğiz. Yalnız kendisinden sonra sahabe ve Ali Beyt'in başına gelen ve ümmetin ileride mazhar olacağı hadisata dair pek çok ihbarat-ı sadıkayı gaybiyesi kısmından cüz'i birkaç misaline işaret edeceğiz. Ve şu hakikat tamamıyla anlaşılmak için 6 esası mukaddime olarak beyan edeceğiz. Demek bu 6 esas neymiş? 5. nükteli işaretten başlayarak Efendimiz Aleyhisselam ile alakalı anlatacağı bütün mucizatın tam yerine oturabilmesi, iyi anlaşılabilmesi ve bir fikir zemini bulabilmesi için bu 6 esası anlattığını söylüyor. Bu 6 esas usuldür. Başka bir cümle kurayım. 19. mektubun usulü, hadis usulü gibi bu 6 esastır. Bu 6 esas ölçülerine göre anlatılacak vakaları değerlendirirseniz füruatı daha iyi anlayacaksınız. Kafanızda bir şüphe, bir tereddüt kalmayacak. Böyle de olabilir mi diye demeyeceksiniz. Ve inşallah bu ölçüleri iyice kavramamız gerekiyor. Birinci esas. Birinci esas hakkında kısa bir malumat sunmuştum. Tekrar edeyim. Zaten kısa. İsterseniz okuyayım. Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselam çendan, gerçi demek, her hali ve her tavrı sıdkına ve nübüvvetine şahit olabilir. Evet. Peygamberleri peygamber yapan en birinci sıfat sıdık. Doğruluk. Sıdık olduğu için ismet var. Çünkü bir insan yalancıysa zaten günahsız da olamaz. Sıdık olduğu için emanet var. Yalan söyleyen insan tebliğ de yapamaz. Yani ana merkez 5. Peygamberin 5 vasfından ana merkez sıdıktır.
Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her hali, her tavrı sıdkına, doğruluğuna işarettir. Şakalarında bile, ki bu Ramazan-ı Şerif sohbetleri içerisinde anlatmıştım, kaynaklarda da olabildiğince geniş var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nüktelerinde, şakalarında, iltifatlarında bile doğru söylerdi. Biz şimdi şaka yaptık diye bir sürü yalan söylüyor, şaka yaptık. Yalan söylüyor, sonra aldatıldık. Böyle olmaz. Peygamberler böyle değildirler. Onun için mesela Hazreti Enes'e iltifat ederdi. Seni gidi iki kulaklı, seni gidi derdi. E zaten doğru yani iki kulaklı. Misalleri çoğaltabiliriz. Her hali, her tavrı peygamberlerin, peygamberliğinin sıdkına delalet eder. Ama her hali, her tavrı harikulade olmak lazım değildir. Biz peygamber deyince veya veli deyince böyle keramet gösteren, her şeyi harika, biz onlar gibi yapamayız. Öyle bir şey değil. Öyle bir şey olsa Cenab-ı Hak peygamberleri meleklerden gönderirdi. Peygamberlerin hali, tavrı, yaşantısı bizler gibidir. Bu bizim seviyemizde olduğunu göstermez. Şu tabiri ezberleyin, tenezzülat-ı nebeviyedir. Nasıl Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i bizim seviyemize tenezzül buyurarak inzal buyurmuş, buna tenezzülat-ı ilahiye denir. Ettenezzülat-ı ilahiyetin ila okulü beşer demişlerdir. Mesela bir profesör çocukla konuşurken çocuksu ifadelerle konuşur. Mama der, ma der. Çünkü felsefeyle konuşsa çocuk ondan bir şey anlamaz ki. Kur'an-ı Kerim nasıl bizim seviyemize tenezzülen inzal buyurulmuştur? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da Cebrail'in de çok üstünde olmasına rağmen ama bize ileride gelecek fiilleriyle, tavırlarıyla, davranışlarıyla, yaşantısıyla rehber olmak için bizim gibi yatmış, uyumuş, bizim gibi tuvalete gitmiş, yemiş, içmiş ama bu onun haşa sıradan olduğunun göstergesi değildir. Her hali sıdkına delalet eder ama peygamberlerin her hali harikulade olmak lazım gelmez. Çünkü Cenab-ı Hak onu beşer suretinde göndermiştir. İleride gelecek bunlar, gelecek hafta biraz daha farklı boyutlarıyla, özellikle 6. esasa geldiğimiz zaman anlatacağım. Çünkü peygamberlere inanmada zorlananların takıldığı noktalar burasıdır. Eski peygamberlerde olduğu gibi Efendimiz Aleyhisselam için de Kur'an'da değişik ayetler var. 6. esasta bunları huzurlarınıza inşallah getireceğim. Mesela çarşıda, pazarda, sokakta gezip dolaşan da peygamber mi olur yani? Ye külüne tam ve yemşüne fil esvak ayet. Allah niye fakirlerden birisini peygamber gönderdi? Efendimiz de fakirden öte çoban, çobandan öte bir de yetim. Yetimliliği de katmerli. Yani babası Abdullah'ın yetimi, annesi Amina'nın öksüzü, dedesi Abdülmuttalib'in yetimi, sonra Ebu Talib'in yetimi, yetim Ebu Talib. Yetim üstüne yetimlik, yetim üstüne yetimlik. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam niye bunlardan peygamber? Bir başka itiraz, peygamberlerin kolunda altından bilezikler olmalı değil miydi? Başka itiraz, Allah şu iki zenginden birisini peygamber yapmalı değil miydi? Mesela Taif'te Utbe, Mekke'de Ebu Süfyan, peygamberliğe layık bunlardır. Niye böyle fakir, yetim oğlu yetim, bunları peygamber yapmış, itiraz ediyorlardı. Halbuki Cenab-ı Hak onları bizim seviyemize göre göndermiştir ki ta yaşantılarıyla, fiilleriyle, tavır ve davranışlarıyla bize gerçekten rehber olsun, imam olsun. Niye melek değildi diye de itiraz edenler vardır. Cenab-ı Hak onu beşer suretinde göndermiş. Ta insanın ahvali içtimaiyelerinde, toplum münasebetlerinde ve dünyevi, uhrevi saadetlerini kazandıracak amal ve harekatlarında rehber olsun ve imam olsun ve her biri birer mucizeyi, mucizat-ı kudret-i ilahiye olan adiyat içindeki harikulade olan sanat-ı rabbaniyeyi ve tasarruf-ı kudret-i ilahiyeyi göstersin.
Bu son cümlenin açılımı 28. mektupta var. Yani biz alıştığımızdan bu alemdeki her şey bize sıradan geliyor. Yağmurun yağması normal. Güneşin doğup batması, ayın doğup batması, hilallerin safaları normal. Rüzgarın esmesi normal. Bir elma, bir hurma normal gibi geliyor biz. Halbuki sanat noktasıyla baktığınız zaman her biri çok harika. İşte peygamberler de sıradan insanlar gibi. Nasıl bu alemdeki varlıklar sıradan varlıklar gibi, ama dikkatle baktığınız zaman hepsi harikulade. İnsan bir nar tanesini yaratamaz. İnsan bir bardak sütü yaratamaz. Nasıl bunlar harikuladedir? Peygamberler de biz gibi sıradan insan gibi görünüyor ama öyle değil. Her birisi fevkal beşerdir ve Allah'ın peygamberi olduklarının da delilleri vardır kendi üstlerinde. Ona dikkat çektim. Eğer efalinde beşeriyetten çıkıp harikulade olsaydı bizzat imam olamazdı. Efaliyle, ahvaliyle, etvariyle ders veremezdi. Tekrar ediyorum. Altıncı esasta bu biraz daha genişçe gelecek. Fakat yalnız nübüvvetini muannitlere karşı ispat etmek için, çok inatçı, küfrüm inadi deniyor. Şeytanın küfrü, küfrü inadidir. Şeytan da Allah'ı tanıyor ama inadından kafir. Yalnız nübüvvetini muannitlere karşı ispat etmek için harikulade işlere mazhar olur. İndel hace, indel hace ara sıra mucize gösterirdi. Bunu ikinci nükteli işareti anlatırken orada genişçe anlatmıştık. Fakat sırrı teklif olan imtihan, peygamberin her hali mucize mi olmalı? Her hali harikulade mi olmalı? Hayır. Öyle olursa ne olur? İmtihan ve tecrübe muktezasıyla elbette bedahat derecesinde ve ister istemez tasdike mecbur kalacak derecede mucize olmazdı. Çünkü sırrı imtihan ve hikmeti teklif, Allah bizleri bu aleme imtihan için getirmiştir. Şu cümleyi de ezberleyin. İmtihanın gereği akla kapı açmak, ihtiyarı elinden almamak. Çünkü sırrı imtihan ve hikmeti teklif iktiza eder ki akla kapı açılsın ve aklın ihtiyarı elinden alınmasın. Eğer gayet bedihi bir surete her şey harikulade olsa peygamber elinden, o vakit aklın ihtiyarı kalmaz. Ebu Cehil de Ebu Bekir Sıddık gibi tasdik eder. İmtihan ve teklifin faydası kalmaz. Kömürle elmas bir seviyede kalırdı. Cay-ı hayrettir ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mübalağasız binler vecihte binler çeşit insan her biri bir tek mucizesiyle veya bir delil-i nübüvvetle veya bir kelamıyla veya yüzünü görmesiyle ve hakeza. Her inanmış sahabe o dönemde Efendimizin bir yönüne vuruluyor. Bazıları konuşmadaki üslubuna, bazıları zerafetine, bazıları tebessümüne, bazıları simasına bakarak, bir kısmı da mucizesini görerek vesairesiyle, birer alametiyle iman gösterdikleri halde, iman getirdikleri halde, bütün bu binler ayrı ayrı insanları ve müdakkik ve mütefekkirleri imana getiren bütün o binler delail-i nübüvveti nakli sahih ile ve asar-ı kat'iye ile şimdiki betbat bir kısım insanlara kafi gelmiyor gibi dalalete sapıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu halini görmeyip hala onu canım sıradan çok da büyütmemek lazım filan gibi haşa ve kella Efendimiz Aleyhisselam'ı sıradan birisi görmeye çalışmak bedbaht insanlar demiş buna. Neyse ki buradaki bu birinci esasta biraz kapalı anlatılan husus altıncı esasta genişçe anlatılacağı için kısmen oraya havale ederek ikinci esasa geçiyorum.